Erol. Sen istersen yat gari. Biz de yatacağız şimdi. Yok, bu akşam uyku yok bana. Bekleyeceğim. Erol, sen istersen aşağıda bekle. Ya gir evine, pencereyi aç. Öyle nöbet tutuver ha? Ey, öyle de madem. İyi geceler. İyi geceler. Hadi kızlar. Siz de yatın isterseniz gari. Geç oldu saat. Biz de Afrit'le bir şeyler konuşacağız. Aba var ya, sende büyük değişim var. Gülgün'ün kaçması sende kırılma noktası oluşturuverdi. Bunu burada belirttiğin için çok teşekkür ederim. Sağ ol Nazkın. Sağ ol. Hadi siz yatın artık. Aba biz seninle bir konuyu konuşacaktık ama. Son gün. Günler torbayı kaçmadı ya. Hem sen merak etme, ben Gülgün aban gibi kaçacak değilim ya. Ben buralardayım. Yarın konuşuruz. Hadi. Ey madem. Hadi size aşık dolu geceler. Deli bunlar ya. Gop da geldi, elması yumurtlayacaksın değil mi? Ya en azından babamın hakkı değil mi bilmek? Vallahi ona söyleyeceğim. Bu gece hiçbir şey söylemeyeceğim. Bir yalnız kalıverdiler ya. Babam hayatının en güzel gecesini geçiriyorum. Şimdi kızın yanına gidip de dünyasını değiştirme. Bırak, mutlu mutlu dolanıversin bulutların üzerinde. İyi be tamam. Yarına kadar tutarım kendimi. Biliyor musun ne düşünüyorum? Hani o gün internetten beni fotoğraf gönderivermiştin ya. Aslında ben seni internetten kız arayan çapkınlardan biri sandıydım. Emme hiç öyle biri değmişsin. Ben de sana bir şey itiraf edeyim o zaman. Sana o gün o fotoğrafı gönderen ben değildim. Nasıl yani? Kimdi peki? Cüneyt. Cüneyt mi? Evet. O gün Cüneyt bilgisayarda yazışıyordu. Ya ben onu bahçeye top oynamaya çağırdım. Topu attım. Top Cüneyt'in kafasına gelince o da kendi fotoğrafını gönderecekken benimkini gönderdi. Hadi ya, gerçekten mi? Evet, yani gerçek bu. Belki Cüneyt yanlış fotoğrafı göndermese sen hiç İstanbul'a gelmeyecektin. Biz hiç tanışamayacaktık. Niye öyle diyorsun? Nasılsa babam buraya tarla satmaya gelmeyecek miydi? Gelecekti, sen de onunla beraber gelecektin. Yine karşılaşırdık biz. Gelmeyecektim. Çünkü babam bensiz geliyordu buraya. Ama ben senin bu köyde yaşadığını çözmüştüm. O yüzden onlara takılıp geldim. Bak sırf senin için ha. Ay şu işe bak lan. Bir tane top. Ya inanamıyorum, bir top bizim kaderimizi değiştirivermiş. Ya bu arada ben bir şey soracağım sana. Sen benim için hani internette çapkınlık yapan biri zannettim diyorsun ya. Peki senin ne işin vardı o sohbet sitesinde? Sen şöyle biri değilsin. İyi o zaman. Ben de sana bir şey itiraf edeceğim. O ben değildim. Nasıl yani? Kim peki? Kim olacak lan? Son gündü. Yani Cüneyt senin fotoğrafını yanlışlıkla gönderiverince son gün bir bakıvermiş. Bu beni böyle kaçmış demiş. Sonra bizim kızlarla bir olmuşlar. Seni oyun oynasınlar diye benim fotoğrafımı gönderivermişler. İşe bak ya, olacak iş değil ki bu. Hakikat ya, şu işe bak, olacak şey de. Ya biz Cüneyt'le kendimize bir ortam hazırlayıvermişiz. Bunlar da bu işin kaymağını yiyor. Tüh ya. Ay, sen de hayıflenceğine şu konuşulanlara kulak ver. Bak ne diyor? Senin ne işin var o sohbet sitesinde diyor. Sen öyle bir insan değilsin diyor. Yani bu durumda sen öyle bir insan oluyor. Bari kimseye söyleme de rezil olma. Baba, sen de bölümlerine taktın ha. Ya fena mı oldu verdi? Çok büyük bir aşkın ilk kıvılcımlarını yakıvermişim işte. Hem ben böyle bir şey yapmasam belki de babam biraz buralı İsmail'e gelin gidecekti.
biliyor musun? Bence bu tesadüfi bir görünse de bize bir işaret. Allah bizi bir araya getirmiş. O yüzden kimsenin aşkımızın önüne geçmesine izin vermeyelim, olur mu? Tek engelimiz babam. Yani düşünüyorum, eğer benim babam düzgün değil de, yani ne bileyim, başka biri olsaydı, tek bir dakika beklemezdim. Hemen senin olurdum. Seninle evlenirdim. Emme, babamın rızası olmadan bunu yapamam. Dönmüş. Kim dönmüş? Kopta gel dönmüş enişte. Tövbe de. Dün gece bana mesaj atmış. Ben döndüm, seni sonra ararım, görüşürüz diye. Ay, İstanbul'a dönmüş. Emin misiniz Elmas Hanım? Ay evet. Bakın mesajı burada. Üh ya. Ulan hanım da nasıl kaynayıve dedi çocuğa ya. Enişte. Benim hemen gitmem lazım. Yeğenimi orada bir başına bırakamam ben. Otur şuradan. Şey etmen. Ben sizi koyun geliverin şeye, Marmaris'e. Buradan şey kalkmıyor da Marmaris'e vasıta. Ay olur, çok sevinirim Düzgün Bey. Hiçbir yere gidemezsin. Niye? Düzgün Hindi, benim seninle işim var. O kendi gidiversin. Lan olur mu, misafirimi bırakıp gelmeden? Olmaz de yok. İşim var seninle. Muhtar Emine Hanım, siz acaba niye sürekli bana karşı böyle bir eksi durumdasınız? Abo, ben sana niye eksi oluvereceğim? Hem dur sen, ben senin işini hallediveceğim Hindi. Kapıyı ağzına kadar dolduracağınız. Olur Reşat abi. Depsiyi de en güzelinden alacaksınız ha. Olur Reşat abi. Arabayı dikkatli kullanın. Bana bak, koptu gel var ya. Onun da alın arızına. Ya dışlamayın oğlanı. Hatta ne bileyim, alın onu Marmaris'e götürün. Sinirleri gevşeyiversin. Olur Reşat abi. Tamam. Anlaşıverdik gari. Tamam, tamam hadi, hadi, hadi. Buyur Muhtar abi. Ha, Ler Reşat. Bu elmas seni sorup duruyor. Yapayım. Nerede bu Reşat Bey? Geliversin de beni bir Marmaris'e götürüversin diyor. Hakikat mi deyip durun? Hakikat. Kapa kapa, kapa kapa. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Lan, lan, lan. İn lan, in. Bırak lan arabayı. İn, in arabadan. İn bakayım, in. Olur ya. Ya çekil. Hani vermiştin arabayı? Yavaş, yavaş. Reşat abi. Ey Allah. Ramazan yaklaşıp duru. Şu namazgah işini ne zaman yapıvereceğiz? Oraları ne zaman düzenleyivereceğiz? Dava ya. Nasıl dava ya? Şaban bitti bitti veriyor. Ramazan'a ne kaldı ki şurada? Bay İmam haklı. Ben bir iki işçi gönderiverim de. Bir el aslında namazgaha. Hay Allah razı olsun. Bir de kısa İsmail'e söyleyiverem. Şu yukarıki çeşmenin oradan bu namazgahın oraya bir hat çekivesi. Malum insanlar abdest alırken zorluk çekiveriyorlar. Doğru. İnsanlar Ramazan günü çeşme uzak kalıyor. Haklı. Sevaptır, suyu yakına çekelim. İyi düşünüverdiniz. Of. Abo. Fikri abi ne oluverdi gene sana? Ha bunun adamı var ya, bunun adamı. Bunun adamı değil, Bay Erol. Ba işte o, Bay Erol'una başlatacağım şimdi ha. Ya bana bak,
Ben ne zaman gitsem bu adam benim sırtıma odunla vuruyor ya. Gene aynı yere, gene aynı kola. Kol gitti ya, şuraya bak ya. Ama meraklanma, ben hindi düzeltiverin onu. Yani Düzgün Bey, siz böyle ne kadar tatlı, ne kadar kibar biriyseniz çalışanınızı bir o kadar hırpani. Bana bak, sen bizim köyün adamına nasıl öyle hırpani diyorsun? Aa, hırpani işte, hem de en hırpanisinden. Elmas Hanım, ben Bay Erol adına sizden özür dileyivereyim ama Bay Erol vurduysa boşa vurmamıştır. Bir bildiği vardır elbet. Muhakkak Bay Fikri bir halt yemiştir. Kendi evimin fotoğraflarını çekiyordum internete koymak için be. İşte gördünüz mü bakın. Yemiş işte. Orası benim özelim. Çekemezsin. Şimdi bak Bay İmam da burada. Onun da yorumunu alalım. Sen ne diyorsun Bay İmam? Şimdi sen özelim dersin. Ben namahremim derim. Elin Amerikalısa da buralar benim toprağım der. Bana sorarsan girmeden önce sahibinden mutlaka icazet almak lazım. İşte buyurun. Ya bir dakika ya, bir dakika. Fikri abinin nerede olduğuna göre denişir. Sonuçta ev onun evi. Sokaktan çekiverdiyse bana göre sorun yok. Bana göre sorun yok. Şimdi bana bir soru soruldu mu? Soruldu. Ben bir cevap verdim mi? Verdim. Sen niye benim lafımın üstüne laf söyleyip durun ya? Ya fazla haklı lan. Okumuş. Ev benim, istediğimi çekerim. Nereden senin evin oluyor arkadaş? O evde ben ne zamandır oturup duruyorum? Bana mı sordun otururken? Bu bana sordum otururken. Aha! Oh, düzeliverdi. Tamam bakalım, iyi mi? Lan bana bak. Ben o malları internete koyup satayım da bak. Oturmak nasıl olurmuş göreceksin sen o zaman. Sağ ol Emine, sağ ol. Hadi bakalım Önder. Vallahi Bay Fikri, sen o evi internete bir koy da bakalım satabiliyor mu, satamıyor mu? O gün göreceğiz onu. Hem sen bana bir deyiver bakalım. Ne zaman dönüyorsun sen İstanbul'a? Köyün meraklısı değilim. İşim bitince gideceğim. İnanamıyorum ya. Köyde minibüs yok. Siz nasıl muhtarsınız canım bu köyde minibüs yok? Senin gibi yabancılığa gelip köyümüzü bozmasınlar diye yok. Ne oluyor Yemin abla? Ne oluvercik? Elmas Hanım'ın büyük yeğeni Koptagel İstanbul'a dönüvermiş. O da yaygara yapıyor. Koptagel gitmedi ki bana. Burada Koptagel. Koptagel köyde Elmas abla. Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Ne var? Ben de derim. Koptagel abi biz az önce hep beraber Nuriye Nene'ye götürdük. Neden? Ya neden olacak? Bir Reşat Ağar'ın evinde bununla sinirlerim bozulmuş. Ne olmuş? Biz de onu iyi etsin diye Nuriye Nene'ye götürdük de. Olur mu canım? Bana mesaj atmış döndüm diye. Evet. Vallahi bize inanmıyorsan Reşat Ağar'a sor. Sahi nerede o? Benden önce çıkıverdi. Abo geliyorum. Nerede kaldın Işıt ağam? Biz de kulaklarını çınlatıp duruyorduk. Gelirken bir berbere orayı verdin de. Ne oluyor da acaba benim kulaklar hep çınlıyor? Köyde konuşacak başka konu yok. Varsa yoksa Reşat Ağa, varsa yoksa Reşat Ağa. Erkekte galite. Bana bak Reşat. Bu beni büyük olan Koptagel'in yerini sen biliyor musun? Nerede o? Dün gece bizdeydi. Tabii. Yalnız seni çok takdirli verdin. 10 numara bir delikanlı yetiştirmişsin. Biz onu çok sevdik, o da bizi sevdi. Özellikle de döneyi. Artık bizim evden çıkmaz. İşte Elmas Hanım. Boşu boşuna kendine dert ediverdin. Bak buradaymış. Elmas Hanım, siz dert edip durdunuz. Yok, öyle endişelenmiştim de. İyi. Endişeye gerek kalmadığına göre isterseniz ben size verdiğim sözü tutuveren de beraber bir Marmaris'e gidiverelim. Olur. Olur gidelim Reşat Bey. Buyurun. Buyurun. Buyurun o zaman. Buyurun. Buyurun. Gidelim. İyi günler köy ahalisi. İyi günler. İyi günler. Beni bakın lan. O depsi bugün geri gelecek. Anladınız mı? Yoksa hepinizi hırsızlıktan yargılatırım. İyi madem Marmaris'e gidip durunuz. Bize sizinle geliveren kasada. Oğlum lan öyle şey. Ben Elmas Hanım'ı atmışım ön tarafa. Sizi atar mıyım kasaya? Marmaris'e biz nasıl gideceğiz Reşat abi? Sorabilir miyim acaba? Onu o depsiyi çalarken düşünecektiniz. Anladın mı? Tövbe tövbe. Hadi geçin bakayım. Hadi gelecek o depsi. Efendim Koptagel. Elmas bak geri dönüyorum şu anda.
Dönüşü yok, gidiyoruz. Elmas dön! Dönüşü yok, tek yön. Elmas, hani çıldırtma diyorum bak, dön şuraya geri. Gezip geleceğiz, merak etme teyzeciğim. Elmas şu anda var ya, beni mahvettin, beni kahrettin şu an ya. Gezip geleceğiz diyorum. Akşama oradayız. Gelince konuşacağız. Tamam mı teyzeciğim? Elmas şu teyzem lafını bak ağzından çıkar, at şu ağzından ya. Sökeceğim şu ağzını. Peki teyzeciğim. Elmas Allah senin cezanı verecek. Beni arttırıyorsun çeşmenin başının yanında. Oldu teyzeciğim. Elmas! Sizin bu büyük yeğen pek bir sinirli. Delikanlı sonuçta. Nereden anladın sinirli olduğunu? Telefondan sesi mi geldi? Yok. Zabana'nın bize geldiğini de bana biraz öyle geldi gibi. Benimle ilgili bir şey söyledi mi size? Sizi kıskanıyor tabii hani teyzesi olaraktan. Haklı da tabii. Ben pek konuşmadım zaten. Bizim döneyle pek bir eğleni verdiler. Döneyle mi eğlendiler? He. Ay aradınız kişiye ya. Allah'ım bitirdi beni ya. Of yanıyorum Allah'ım of. Yemin ederim yaktı beni yavrum evladım. Of. Ay, ay yaktı. Hayırdır canım? Canım mı sıkkın? Ya üzgün bey amca bu Reşat aklıma gelince felaket derecede canım sıkılıyor ya. İyiydi değildir sıkıcan çıkmaz. Sen şey etme, kendini üzme. Ben onu yakalayacağım. Bir yakalarsa elime geçirsin, böyle bir sıkacağım ki ben o Reşat'ı. Neyse, hadi gel bize gidelim de sana bir kahve ısmarlayayım ben, ha? İyi madem, gidelim. Ya şu telefonu şu eller ıslah, bozulmasın telefon. Şu cebe koyarsan. Anam, ama... Korkma, ya... korkma. Şaka ettim. Ya su kaçarsa hayatta bir daha iflah olmaz. Allah Allah ya. Ya. Sen değil misin? Abo. Bu ilan haber sitelerinde çıktıysa gazetelerde de çıkmıştır kesin. Yandım ben ya. Babam her sabah gazete alıp didik didik arıyor. Vallahi görür, kesin görür. O zaman Düzgün amcanın gazete almasına engel olmalıyız. Hatta bütün köyün. Ha, imkansız. Alan almıştır. Of yandım ben ya. Kaçak olarak İstanbul'a gittiğimi herkes öğrenecek şimdi. Ya dur ya, karamsarlığa kapılma hemen. Bir çıkış yolu bulacağız. Of nasıl, hadi geç kaldık. Ben seni bir şey soracağım. De beni. Bak bakayım. Bu Düzgün Bey'in kızı değil mi? Ulan. Lan Düzgün'e bak lan sen. Paçasındaki çömeğe bakmadan bana laf edip duru. Nerede indi o? Vallahi gayfeye geçiyorlar da. Hem konu. Yine bakın. Siz benim hakkımda mı konuşup durunuz? Ve he, senin hakkında konuşup duruyoruz. Sen bizi kafa kafaya mı çarpıştırıyorsun? Ne gibi? Lan senin yüzünden satışı yapamadık be. Bu niye? Buna demişsin ki Fikri tarlaları bana 250 bine bırakıyor demişsin. Ya. Yılan. Bak. Bana kimse yalancı diyemez. Durun arkadaş, o zaman yanlış diyelim. Ben sana ne dedim? Fikri'nin darlaları 250 binden fazla etmez dedim. Fikri bana 250 bine bıraktı mı dedim? Yalan. Lan bana bak, kimse de bana yalancı diyemez ha. Emme yalan diyor. Dur be ya, dur. Düzgün. Bak Düzgün emme. Eşim başım var, bir şey diyemiyorum. Neyse ne artık. Lan hepsi canavarları. Bana bir çay verin. Tövbe tövbe. Lan Düzgün. Doğru mu diyor bu? Lan ne doğrusu? Yamuk yapıp duruyorum. Herkes yamuk, bir sen Düzgün değil mi? Lan bana bak. Aga rahat ol. Düzgün. Dur ya. Allah Allah. Abo! Düzgün emmi, bu senin kız değil mi? O ne demek lan? Kim o lan? He. Ben Düzgün. Bu senin kız değil mi? Oh! Ne oldu ki? Ne olacak? Geç kaldık. Düzgün. Hı? Bu hakikaten senin kıza benziyor ha. Ya. Vallahi da ilk gün bu. Müezzin efendi, müezzin efendi.
Bilip bilmeden yemin edip de günaha girme bari. İyi de İmam Efendi, bir bakıver ya. İlk gün işte. Benim kızım olamaz o. Bir yakından bakayım, bir ben bakayım. Abo, benziyor vallahi. Ya. Yok. Ya ilk gün ne vakit İstanbul'a gitsin? Değildir o, benziyor. Hiç. Ver bakayım. Tüh tüh tüh. İlk gün bu vallahi, ilk gün. Tövbeler olsun, tövbeler olsun. Ya susun gari, tamam susun. Benim kızım olamaz diyorum size ya, olamaz. Oo. Yürü lan. Hadi bu olay çok büyüyecek bak. Hadi. Ya ilk gün gelip duruyor işte. Ona soralım. İlk gün bir ol, gel bakalım buraya. Kız gibi diyorsun. Sorun kendisine, gerçeği söyleyiversin. Ondan sonra da Kadınlar Meclisi. Yani ilk günün cezası neyse versin gari. Barışat. Bak sus, ağzını burnunu bayramlık deme gibi dağıtacaksın şimdi ha. Niye lan? Allah Allah, bu köye kadınlar yönetmiyor mu? Beni bak, sen yoksa Kadınlar Meclisi'ni bypass mı etmek isteyip durun? Şş, bana bak, ne işiniz var sizin burada? Hiç, öylesine geldik baba, merak ettik sizi. Durun bakayım. İlk gün kızım. Bakıveye bakayım şu gazetedeki fotoğrafa. O sen misin kızım? Evet. Abo. Kızım, sen ne zaman reklamlarda oynadın kızım? Benim hiç haberim yok. Baba, ben de bilmiyorum. Bir şey desene kızım. Susun! Kadınlar Meclisi toplansın. İlk gün hesap verecek. Babasından izinsiz bu köyden çıkmış. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor ya? Kadınlar Meclisi toplansın falan. Engizisyon Mahkemesi gibi. Baksanıza, bilmiyorum diyor kız. Sen ne karışıp durun lan? Sen niye karışıyorsan ben de ondan karışıyorum. Ya anlamadan, dinlemeden yargılıyorsunuz kızı ya. O da şaşırdı. Baksanıza, bir şey diyemiyor. Al işte. Ya bu basbayağı fotomontaj bu ya. Hadi lan. Ne montajı, ne sondajı lan? Bir bakar mısın? İlk günün kafasını bayağı oraya oturtmuşlar. Hadi lan, öyle sallayıp durun be. Niye sallayayım? Bir bakar mısın şu ışık dengesine? Fotoğraftan anlayan herkes hemen fark eder bunu. Bana bak, benim oğlan fotoğraftan çok iyi anlar. Dünyayı gezdi o, dünyayı. Ya bırak şimdi Fikri abi ya. Yok montaj, sondaj bir şeyler deyip durunuz. Olur mu öyle şey, o kadar kolay mı? Baksana, gerçek resim işte aynısı. Peki. Bir saniye. Bekleyin şimdi. Verimi çekiyorum. Size ben hemen basit bir programla ispatlayacağım. Bir saniye geliyorum. Ne yaptın? Bu ne renkli be? Efendim, öncelikle bu köyün kraliçesi. Lütfen önce bir siz bakın. Buyurun efendim. Bu ne be? Verin bakayım şunu bana ya. Ayıptır lan. Yok, ben almayayım, anladım. Niye anladınız? Ver bakayım şunu be. Tövbe tövbe. Yok eşi. Fikri abi, bana bak. Senin bu oğlan eşek sudan gelene kadar dayak istiyor ha. Yok, yani ben sadece basit bir programla neler yapılabileceğini göstermek istedim. Yoksa size bir kastım yok. He. Eşeğe de. He. Ben sosyal medyadaki hesaplarıma fotoğraf koymuştum. Oradan almışlar herhalde. Neyse. Biz sizleri daha fazla günah sokmayalım. Görün kızım, gidelim biz. Müsaadenle İmam Efendi.
Gör. Bak ne güzel öyle değil mi? Kaçı kaçı ve kaçı kaçı ve. Kızım, sana bir şey diyeceğim. Az evvel Gayfe'de o çocuk seni kurtarmak için çırpına çırpına davrandı ama sanki az yalan söylüyor bence. Yok vallahi baba, yalan değil. Ben ya yalan söyleme. Ben senin babanım. Doğruyu deyip durun baba. Ben bu köyden hiç dışarı gitmedim ki. Reklam çektiriverem kendime. Kızım. Ben senin babanım. Bana hiçbir vakit yalan söyleme, olur mu? Demiyorum baba. Gözlerime bak bakayım. Şimdi deyiver bana. Doğru mu?